İyi akşamlar arkadaşlar. 28 Nisan akşamından İstanbul İkiteli'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Matematikçiler için, mühendisler için çok güzel bir ders yapacağız. Öyle bir ders internette yok Muhammed. Derste kullanacağımız referans integral bu. Şimdi bunun üzerine birkaç konferans şeklinde yapacağız burada. Yani üstüne yorumlar yapacağız, düşüncelerimizi izah edeceğiz. Şimdi Muhammed, sorumuz bu. Bunun üzerine konuşuyoruz. Sıfırdan sonsuza dx bölü x kare olsa ne güzel olacaktı. Yanında bir tane 1 var. Şimdi klasik olarak şöyle yapıyor öğrenciler. Bu terimi kare gibi düşün. Yani bunda x eşit birinci şey yapalım. Birinci varyantla gidelim. Tamam. X eşittir 1 çarpı tanjant t. Tanjant t dönüşümü yaparsak Muhammed, dx eşittir. Sinüs bölü kosinüs yapıp bölümün türevini uyguladığımızda ben bunu her integralde artık farzı ayın. O yüzden kafadan direkt yazıyorum. Tamam. Bunu getirip bu integralde yerine koyarsak ne olur şimdi? Şimdi dx gördüğüm yere 1 artı, çünkü dx'in eşiti var, tanjant kare t dt, dx yerine bunu yazdım. Bölü 1 artı x kare, yani tanjant kare t, değil mi? X'i kare dersek. O zaman yüksek matematikten bu ne olur Muhammed? Gider. Evet. Sadece dt kalır. Bunun integrali de ne olarak çıkar? T. X eşittir tanjant t ise t eşittir arc tanjant x'tir. X'imizin sınırları Muhammed, sıfırdan sonsuza. O zaman sınırları yerine koyarken önce üst sınır koyuyoruz. Arc tanjant sonsuz eksi arc tanjant sıfır. Şimdi bunları bu şey yaparken şöyle diyoruz. Neyin tanjantı sonsuzdur? Neyin tanjantı sonsuzdur? Sinüs 90 bölü kosinüs 90. Evet. Sinüs 91, kosinüs 90, 0. 1 bölü 0. Bir şeyin sıfıra bölümü sonsuzdur. O zaman buraya pi bölü 2. Değil mi? 90'ın pi bölü 2. Eksi neyin tanjantı sıfırdı? Sıfırın. Bu da pi bölü 2. Yalnız Muhammed, burada neyin tanjantı sonsuzdur sorusunu birim çemberi biliyorsun 4 bölgeye ayırıyorduk. Bir de 3. bölgede bir değerimiz var. 3. bölgede. Hadi şunu şey yapalım. X'e koordinat ekseni gibi de düşünebilirsin. Şu ifadede tamam, burada pi bölü 2 ile tanjant. Bir de bunun bu taraf karşılığı var. Eksenin yeri. Ama bizim şimdi bu, onu incelemiyoruz. Çünkü sıfırdan sonsuza pozitif bölgede çalışıyoruz. Dolayısıyla bu integralin sonucu işlem hatası yatıp negatif bir şey bulmayacaksın. Neden? Sıfır sonsuz pozitif bölgedesin. Pozitif bölgedeki bir toplam zaten pozitif verecek. Tamam mı? Şimdi yalnız burası biraz öğrenciye, hatta öğretmenlerin kafasını karıştırıyor. Bunu şöyle yapmak lazım. Geriye döndürüyorum. Tam bu noktayı incelerken Muhammed, böyle gelipmek yerine buradan varyantı bu tarafa çeviriyorum. Şöyle. Şimdi buradaki sınırlarına dikkat et şimdi. X'imiz sıfırdan sonsuza, doğru mu Muhammed? Eğer sen sınırları, şimdi x sıfırken tanjant ne olur? O da sıfır olur. Burada peşin koyuyorsun. X sonsuz, tanjantı burada yerine koyabiliyorsun. Özür dilerim. X sonsuz değil. Niye oraya sonsuz yazdık? Burada hemen bak, şurada yerine koyabiliyorsun. Burada yerine koyarsan pi bölü 2. Dolayısıyla sen bu integrali şu t'ye geldiğin anda, bak t'ye geldiğin anda şu kısmı görme. Artık bu kısmı at. Beklesin. Artık t'yi burada yerine koyalım. Dolayısıyla varyantı buradan devam ettirirsen t yerine önce üst sınır pi bölü 2, sonra eksi alt sınır, zaten o da pi bölü 2.
Şuradan biraz da istersen yani artılara marklara öğrenci biraz halk dediğimiz tanjant üzeri eksi bir yani fonksiyonları ters fonksiyon var ya o. Şimdi bu integralimizin sonucu ne çıkmış Muhammed? Ne bulduk? Pi bölü 2. 2. bu bir. Siliyoruz. Şöyle bu integralden çok güzellikler çıkacak, harika sonuçlar çıkacak. Bu arada Muhammed, Türkiye'de en büyük sıkıntılarımız bilhassa elektromanyetik teoride yaşıyoruz. Bak ben yılların fizik öğretmeniyim. İyi bir okuldan iyi bir şekilde mezun olduk. Maxwell denklemlerini insanlara, öğretmenlere anlatacak. Ya yani Maxwell denklemleri hala birçok insanın kafasında oturmamış. Yani fizik, matematik mezunlarının yarıdan çoğunun kafasında oturmuyor. Tahayyül edemiyorlar. Hatta şurada bir gerçek, yani şu elektromanyetik teoriye okkalı bir şekilde hakim olan bir hoca bana denklemedi. İnternette de görmedim. Hepsi böyle el yordamıyla. Elektromanyetik teori üzerine bilhassa Maxwell denklemleri, işte gradyantlar vesaire onlar üzerine efendime söyleyeyim bir ders hazırlıyorum. Çok güzel olacak diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar takipte kalıyor zaten. Bu arada matematik videoları hemen ilk günde 300-400'ü izleniyor. Matematik uçuyor. Şimdi Muhammed ikinci varyant. İkinci varyant. O güzelliği de göstermek istiyorum. İkinci varyant. Şimdi ben burada rezidü kullanacağım. Rezidüyü kullanacağım. Şimdi bu paydayı sıfırlayan önce Fs fonksiyonu 1 bölü 1 artı z kare. Burayı sıfırlayan hemen çarpanla şöyle düşünüyorsun. Ne diyelim biz buna? Hatta z'yi kafaya alalım. Z artı i ile z eksi i'nin nesi Muhammed? Çarpım. Şimdi bir grafikle olayı da arkadaşlara bir anlatalım bak. Neyi nasıl yapıyoruz? Burası Muhammed artı sonsuz doğru mu? X'imiz. Bu tarafa doğru neyimiz var? Eksi Şu ortasında ne olsun? sıfır. Senin integralin eksi sonsuzdan artı sonsuza değil. Eksi sonsuzdan artı sonsuza demek bir döngü demektir. Bir fasit daire dediğimiz bir döngü sonsuzdan sonsuza. Dolayısıyla sen sıfırdan sonsuza, sıfırdan sonsuza dediğimiz zaman şu kapalı yol integralini düşünüyorsun. Tamam? Bu kapalı yol integralini düşünüyorsun. Ve senin artı i'in burada atıyor. Şurada artı i değil mi? Burada. Burada da neyin var? Peki. Eksi. Ama şöyle yapıyoruz Muhammed bunu. Bu rezidüyü nasıl uyguluyorum? İyi dikkat edin. Diyor ki rezidü 2 pi i çarpı rezidüler toplamı diyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza olsaydı bir döngü tamam. Bu ise yarısı. O zaman 2 pi'nin şu ikisi yallah. Rezidüler, iki tane rezidümüz var, doğru mu? İki tane rezidü var. Önce rezidü 1. Yani R1'i hesaplayalım. R1. Limit Z giderken Z1'e. Diyor ki Fs fonksiyonu çarpı Z eksi Z1. Yerine koyarsan Muhammed, Fs yerine 1 bölü Z1 bu, Z2 bu, tamam mı? 1 bölü z eksi z1 z eksi z2 çarpı z eksi z1 doğru mu? Zaten tarafsız yapan şu ikisinden kurtuluyorsun. Ne kaldı senin elinde? Z de z1'e gidiyor. 1 bölü z gördüğüm yere z1. Yani z burada gördüm. Altta bir tek bu kaldı. Hatta şu bir tık götüreyim arkadaşlara. Ha, bu kaldı doğru mu Muhammed? Z gördüğüm yere Z1. Yani neyi yazıyorum? İ'yi. O zaman 1 bölü i eksi Z2 eksi i. Eşittir. 1 bölü eksi i artı i yaptı. 2 i oldu. Doğru mu? Şimdi getiriyorum. Rezidü toplamı yerine bu 1 bölü 2 i'yi yazıyorum. Şunun yerine. Pi çarpı i çarpı 1 bölü 2 i. İ'ler gitti Muhammed. Ne oldu burası?
Pi bölü 2. Hocam sen toplam rezidü alacaktın. Senin iki tane rezidün vardı. R1 ve R2. Sen tuttun R1'i aldın. Elsebep ikinci rezidü sistem dışında. Yok. Dolayısıyla bu kapalı yörüngenin dışındaki her yerde rezidü nedir? Sıfır. Tamam mıyız? Yine bu rezidü metodunu bazı arkadaşlar hatalı uyguluyor. Bunu uygulayarak sonucu ne bulduk? Pi bölü 2 aynı sonuç. Şimdi devam. Şimdi olayın güzelliği nerede geliyor? Bak şimdi. Asıl güzellik ikinci bölümde. Yani daha da hoş tarafı burada. Artık burada analiz 1, analiz 2. Muhammed analiz 1, analiz 2 öğretmenler için bir derstir. Tamam mı? Yani üniversitenin... Formasyon eğitimi. Hayır. Alan. Formasyon öğretmenlikle. Çocuğa bağırma, şamarı basma. Neyse. Şöyle. Aslında bu konu dağılacak. Bu konulara girmeyeyim. Diğer videolarda şey yaparız. Şimdi. Ne demiştik? Bir amuda kaldırma metodu. Paramparça edeceğiz bu integrali. Şöyle bir dönüşüm yapıyoruz Muhammed. X eşittir. Z artı 1 bölü Z eksi 1. Ha hocam. Z eksi 1 bölü Z artı 1 o da olur. Bu dönüşümle bakalım olaya. Neler olacak? Dx'i oluşturmam lazım. Bak dx var burada. O zaman her tarafın türevini alırsam. Dx eşittir. Birincinin türevi 1 çarpı alttaki değil mi? Öğrenciler ezberlediği şekilde. Eksi. Bu sabit bunun türevi. Z artı 1 çarpı bunun türevi yine 1. Bölü diyor alttakinin karesi. Z eksi 1'in karesi. Hadi gel bunu düzenleyelim. Dx eşittir Muhammed. Ne olur? Z eksi Z'ye gider. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Eksi 2 bölü Z eksi 1'in karesi. Dx'i bulduk mu? Evet. Ne lazım? Hocam x kare artı 1 oluştur. X kare. Hocam x kare eşittir. Z artı 1'in karesi bölü Z eksi 1'in karesi. Yanına artı 1 demek. Artı 1 demek. Şu paydayın Z eksi 1'in karesi bölü Z eksi 1'in karesi diyebilirim değil mi? Otomatik payda eşittim. Ne oldu buradan Muhammed? Tabi burası artık x kare artı 1 oldu. O zaman x kare artı 1 eşittir. Bakalım. Şimdi birincinin karesi Z kare. Artı birincinin ikincinin çarpı 2 artı 1. Artı birincinin karesi Z kare. Efendime söyleyeyim. Eksi 2Z artı 1. Tamam mı Muhammed? Bölüp paydanın bir tanesi yeterli. Tamam. Hocam artı Z ile eksi Z birbirini götürür. Ne kaldı? Z kareden 2 tane. O zaman 2Z kare. X kare artı 1 yerine. 2 parantezinde Z kare artı 1, 1 daha 2. O zaman ya dışarıya aldım 1. Doğru mu? Evet. Bölü Z eksi 1'in karesi. Evet. Bu. Şimdi bunları yerine koyalım. Yerine koymadan evvel bize lazım olacak bir şey var. Ne var? Ters fonksiyonda lazım olacak. Hocam x buysa z nedir? Z eşittir. Neydi kısa? Bunlar işaret ve yer değişti. Eksi 1 buraya geliyor. Artı 1 oluyor. X oluyor. Artı 1 bölü. Buradaki z'nin kafasındaki artı 1 buraya geliyor. Eksi 1 oluyor. O da bu da x eksi 1 oluyor. Tamam. Bu. Bir de şuna dikkat etmeni istiyorum. Sınırlara bir bakalım seninle. Şu sınırlara bir dikkat edin. Şimdi Muhammed üst sınır x sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz. Yani doğru işaret mu? Değiştirmedi. İşaret değiştirdi. Bu eksi 1 artı 1 oldu. Artı 1 eksi 1 oldu. Aynı pozisyona düştüler. Yani. Sınırlara dikkat et. X sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz. Sonsuz bölü sonsuz 1 demektir. X sıfıra giderken 0 0. O zaman 1 bölü eksi 1 burası eksi 1 olur. Artı 1 ile eksi 1 arasına sıkıştırdık. Yani sıfırdan sonsuza giden integrali artı 1 ile eksi 1 arasına sıkıştırdık. Mucize. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bilmiyorum. Aslında sıkıştırdığımız yer artı 1 eksi 1 ama sen şöyle düşün. Sıfırla 1 arasına. Sonsuz tane şey var. Geometrik seriye doğru gideceğim. Geometrik seriyi kullanmak istiyorum. Şimdi sonra kalemi cebime koyup arıyorum. Muhammed bunları yerine koyalım senle. O zaman hocam. Eksi 1'den 1'e
dx gördüğüm yere ne yazacaktım ben? Eksi 2 bölü z eksi 1'in karesi bölü. Tabi dz'mizi unutmuşuz, şurada bir dz var. Dz var. Bölü 1 artı x kare. Yani 2 çarpanında z kare artı 1 bölü z eksi 1'in karesi. Doğru mu Muhammed burası? He? O zaman şu alt üst terim birbirini götürdü. Evet. Bu da doğru. Peki efendim. İkiler birbirini götürdü. Hani bölmenin kuralını uygulamak lazım. Bazen ben biri hata yapıyorum. Doğru. Şimdi şurayı artık sileyim. Şu üst tarafta işimiz kalmadı. Bak Muhammed, burada güzellikler gelecek. Ablayla kaldı. Orası kalsın. Şimdi Muhammed, ne kaldı benim elimde? Eksi var. Bir tane eksi var. Ben bu eksi hiç haz etmiyorum. Eksi. İntegral. Eksi birden bire. Peki Muhammed, şu sınırlar değiştirirsek ne olur? Eksi bir yukarı gider. Artı bir bu kadar. X, burası artı olur. Tamam. Şimdi elimizde kalanları yazalım. Burada dz bölü dz bölü z kare artı 1. Doğru mu Muhammed? Evet. Şimdi paranteze gerek yok. Parantez kalksın artık. Peki bu z kare artı 1 çift fonksiyon mu tek fonksiyon mu? Gördüğüm kadarıyla çift fonksiyon. Çift fonksiyon. O zaman biz bu integrali şöyle yapsak ne olur? Eksi 0'dan 1'e 2 ile çarpıp dz bölü z kare artı 1 desek hata yapmış olur muyuz? Sen ne yapıyorsun? Peki, ben de zannetmiyorum. Devam edelim. Buralarda bir yerde bir işlem hatası yapmak istemiyorum. Çünkü videoda biliyorsun bayağı emek veriyoruz. Şimdi Muhammed, ne ile neyin arasında bu integral? 0 ile 1. İşte 1 bölü şimdi 0 1 arasındaysa şöyle bir ifade. 1 bölü 1 eksi z, evet, ifadesi. 0 1 arasındaysa bunun geometrik seri, hatta şöyle yapalım. 1 artı z artı z. Geometrik seri açtığında şöyle oluyor. 1 eksi z artı z kare eksi z küp artı z üzeri 4 eksi z üzeri 5 artı nokta nokta. Aslında sen çok bunu biliyorsun. Çok sık yapıyoruz. Mesela x küp artı 1 ne eşit Muhammed dediğimde sen diyorsun x eksi 1 ile pardon x artı 1 ile x kare eksi x artı 1 çarpım. Bunu düşün bak. 1 eksi x eksi z x kare, bu n'e doğru gittiği zaman. Geometrik seri diyoruz. Peki z gördüğüm yere Muhammed, z gördüğüm yere z kare yazarsam, o zaman bu seri 1 bölü 1 artı z kare ne olur? 1 eksi her z gördüğüm kare z kare artı z üzeri 4 eksi z üzeri 6 artı z üzeri 8, doğru mu? Eksi z üzeri 10 artı nokta nokta. Bu mu? Bir de 1 bölü bir şey çıkmayacak. Hani nerede? Ama ne zaman? 0 ile 1 arasındayken geometrik seri açıyorsun. Geometrik seri de budur. Yani 1 bölü 1 artı z kare yerine bunu 0 ile 1 arasında integre ediyordun değil mi? Onun yerine artık onun eşitini yazıyorum Muhammed. Tamam? Mevzu bu. Güzellik burada. Şimdi şurayı artık silebilirim. 19 dakika. Olsun. Bir dakika lan ya. Güzel. Evet. Şimdi Muhammed, bu integrali bana al desem sen nasıl alırsın? Hocam, birin integrali z çıkar. Z karenin integrali türevin tersi. Z küp bölü 3. Z üzeri 4'ün integrali z üzeri 5 bölü 5. Doğru mu yapıyorum? Evet. 6'nın integrali eksi z üzeri 7 bölü 7. Doğru mu? 8'in integrali z üzeri 9 bölü 9. Türev aldığımda 9 öne gelecek. Alttaki 9'u götürecek. Z üzeri 1 azalır. Z üzeri 8, burası tamam. Böyle. Eksi
Z üzeri 11 bölü... X'de bir hata yapmıyoruz değil mi? Bakacağım. Z üzeri 11 bölü 11. Artı nokta nokta. Bir bakayım. Artı, eksi, artı, artı eksi gidiyor. Tamam. Tamam. Şimdi sınırlar neyle neyin arasındaydı Muhammed? Sıfırla bir değil mi? Evet. Şimdi sıfırla, sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasında. Şimdi alt sınırla sıfır koyduğunda hepsi gümlüyor. Z yerine sıfır koyarsam ne oluyor? Gidiyor. Sıfır. Üst sınır olan bir esas. O zaman şurayı sileyim ben kendime yer açacağım. Burası da böyle bir yer açıyorum. Evet, evet. Evet. Şimdi üst sınırı koydum da Muhammed. Bu nedir? 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Z gördüm yeri 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 9 eksi 1 bölü 11 artı 1 bölü 13 eksi 1 bölü 15 artı nokta nokta. Doğru mu? Evet. Bu integralin sonucu ne çıktı bizim hesaba göre? Bizim buradaki hesaba göre. Bu ifade neyle çarpılmış? Neyle çarpılmış? 2 ile. Orada bir eksik kaybımız var. Eksik kaybımızı bakalım videonun arkadaşlar bulsun. Hepsinde bizi bulmuyor. İki tane bu değil mi? Bu neye eşitti Muhammed? Biz nereden çıktık yola? Bu integral buna eşit. Bu integral buna eşit. Doğru mu? O zaman sol tarafı koyabilirim. Pi bölü 2. Dolayısıyla. O zaman 2'yi buradan kaldır. Bu 2, bu ifade karşıya böyle olarak geçer. Pi bölü 4. Pi bölü 4. Şimdi normalde bu serinin, bu seri neye yakınsa diye yapsak, şimdi ben direkt kafadan yapamazdım. Eski notlara bakmam lazım, tazelemem lazım. Yöntem şu anda da bilmiyorum, aklımda, ama bu serinin buraya gittiğini aldım. Şimdi bir kere bu seri nasıl bir seri? Artı, eksi, altı, eksi. Bir alternat seri değil mi? Alternat seri. Evet. O zaman ben bu toplamı sigma yazmaya çalışacağım. Becerebilecek miyim? Neye eşittir? Sıfırdan başlatalım, birden başlatalım. Şimdi eksi bir üzeri, beklesin, bir bölü, tek sayılar değil mi burası, bir bölü bir. 2n artı 1 diyorum. O zaman bunu 2n artı 1 dersem n bir kere sıfırdan başlayacak ki n yerine sıfır olacak 1. Bunun ne geliyor burası? Burası ne geliyor? İlk terimden pozitif geliyor. O zaman bunun üzerine bir n koyarsam. Bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim. N yerine 0 koyarsam 1 üzeri 0 1'dir. Burası 1, tamam. N yerine 1 koyarsam burası eksi getirir. 1 bölü 2, 1 daha 3 tamamdır. Eksi 3, okey. N yerine 2 koyarsam burası artı yaptı. 2 kere 2, 4, 1 daha 5. 1 bölü 5, tamam, güzel. Bu seri nereye gitti Muhammed? Pi bölü 4'e gitti. Bu alternatif seri bir yakınsak seriymiş. Ve pi bölü 4'e gitti. Şimdi bir soruyu çözerken Muhammed, çözdük. Ya acemi öğrenci veya sınıfı geçmek, notu almak, mezun olmak, kadroya geçmek için bu işi yapan adam not için yapar, orada kalır. Ama bazıları, ya arkadaş bu işin hani tezeyini çıkarttı derler ya, bu integrali çözdü. Ya başka bir metotla çözebilir miyim? Daha artistik metotla çözebilir miyim? Daha farklı bir yol, zorlu bir yol, daha güzel bir yolla çözebilir miyim soruları üzerine? O çözüm üzerine acaba matematik camiasına kendi görüşlerimi, kendi teorilerimi kabullendirebilir miyim? Aslında büyük büyük devrimler, büyük devrimciler tarafından bulunamaz. Ne diyoruz Muhammed? Thomson atom modeli tarihçi olan kardeş Thomson'a ait. Amper yasası bir lise mezununa ait. Faraday yasası okuma yazma bilen Michael Faraday. Matematik çöp. Büyük devrim. Halbuki profesörler ve büyük üniversite mezunlarının önünde bir handikap var. Tekrar. Eski bilgileri. Evet. Hani buna biz ne diyoruz?
ileriye doğru ket vuruyor. Kendi yarattıkları tabuları yıkamıyor, aşamıyor. Hep diyoruz ya, Tanrı gençlere ilham ediyor. Allah gençlerin kalbine bu. Mesela Einstein yaşlılığında hiçbir şey bulamaz. Genç Einstein. Steve Jobs ne bu şeyi. Microsoft'un sahibi. Google'ı kurucusu. Hadi bir şey bulsun bakayım. O bitti. Yaş 70 iş bitmiş. Tabii canım. Gençler devamlı onların beyinlerine, onların kalplerine düşünceler geliyor. Şimdi şu ifadeyi ben videomda Muhammed şöyle. Tamam, hemen bir iki dakikaya bitiriyoruz kırmızı kalemle. Şöyle yaptım Muhammed. Biraz bir eksik kaçırıyoruz. O eksiği bir bulsun arkadaşlar. Yoksa ben bulmaya çalışacağım. Şimdi 1 eksi 1 bölü 3 şu ifade Muhammed bak. 0,66 mı? Evet, 66. Tamam. Şu ifade şu 1 eksi o zaman bak ne olur paylaş dersen 7 kere 35, 2 bölü 35 kere değil mi burası? Bu neymiş? 0,057 143. Tamam. Şu ifade paydaşıkta Muhammed 9'a 11, 11 eksi 9 2 bölü 99, o da 0,02 komple devrediyor. Başka ne varmış elimde benim? Bu ifadenin komple toplamı şu grubu komple topladığımda ne yapıyormuş? 0,7 78 mi? 744'e geliyor nokta nokta. Bu ama devam ettirip şu ek terimleri de koyarsa arkadaşlar. Peki pi bölü 4'ün eşiti neymiş Muhammed? 0,785 gibi devam ediyor. Evet, ben hem bak burada ne var? İntegral var. Efendime söyleyeyim, bir geometrik seri var, bir alternatif, yani bütün matematiği neredeyse harmanladık gibi. Arkadaşlar biz bir yerde eksik mi yapıyoruz, hata mı yapıyoruz, dönüş yaparsanız seviniriz. Öğretmen arkadaşlar, biraz da sizlere teşekkür ediyorum. Matematik öğretmenleri, fizik öğretmenleri, mühendis arkadaşlar, biraz da Muhammed KPSS alan sınavına hazırlananlar. Videolarımızı çok da yakın takip ediyorlar. YouTube'da da gelen raporları ben Facebook'tan paylaşıyorum. Matematik camiası gerçekten bize onur ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.